Memnun musun işi kabul ettiğin için? Vallahi Eda, ben bugüne kadar bana teklif edilen hiçbir işi reddetmedim ki. Sırf bu yüzden 3 sene Japonya'da nükleer reaktörde çalışmak zorunda kaldım. Hiç denk geldim bilmiyorum ama ben geceleri karanlıkta uranyum gibi yemyeşil parıldarım. Reaktör işi çok sakat iş. İyi günler. Ben bir hamilelik testi alacaktım da. Tabii ki. Bir dakika, bir dakika. Hanımefendi, niye alıyorsunuz ya? Boşa bir dünya masraf. Ben size beleşe yaparım hamilelik testi. Buyurun gelin böyle. Gelin gelin, buyurun oturun ya. Çekinmeyin, tamam mı? Evet. Hanımefendi, şimdi ben size cevabı evet ya da hayır olan sorular soracağım. Ona göre anlayacağız hamile olup olmadığınızı, tamam mı? Tamam. Soru bir. Karnınızda böyle solucan gibi kıpır kıpır eden bir şeyler oluyor mu? Hayır. Hayır. Güzel. Soru iki. Partneriniz mevzu esnasında... Hain düşman, al sana bombe. Öte ve kalkmış diyorlar ya, doğru mu diye bağırdı mı? Evet. Evet, evet, çok güzel. Soru üç. Siz de yabancı film izlerken eleman yatağa ayakkabılarıyla girdiğinde... Puh, pislik herif, bu da modernlik değil artık ya diye içinizden geçiyor mu? Geçiyor. Geçer, geçmeli. Geçiyor. Dördüncü ve son sorumuz. Yalnız bu biraz özel bir soru. Yani isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Sizce sadece Lil Cengiz Düğün Dernek filminde neden yoktu? Çünkü başka bir filmde oynuyordu. Hmm, algı yönetimi başarılı. Güzel. Teşekkürler. Evet, testimizin sonucuna göre siz hamile değil, Bağkur emeklisi çıktınız. Ana, nasıl oldu lan bu? O yüzden size normal bir hamilelik testi verelim, değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet ya, öyle yapalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hanımefendi, bari testin üzerine işaretleme yapmayın da işiniz bittikten sonra ihtiyaç sahibi birine verirsiniz, tamam mı? Biraz empati lütfen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bay gel. Selamun aleyküm Feyza. Nasıl gidiyor iş güç? Kızım, ne zamandır görüşemiyoruz ya? Sezai abi ya, biz seninle ne zaman görüştük ki? Sen benzini bile başka benzinciden alıyorsun. Kendi benzincimden başkası öksürtüyor, biliyor musun? Geldik oturduk, Allah'ın selamını da verdik. Ne içersin diye sormak yok mu? Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne içersin? Benim çayımı falan içmek ister misin? Ya bırak ne içmesi! Konuşmaya geldik. Bir şey içmeye mi geldik kızım? Şimdi sen merak ediyorsundur. Mahallemizin güzide de ototamirci Sezai Usta o dinginliği niye bırakıp geldi diye. O hiç merak etmiyorum ben. Kim bilir yine sen hangi boş işin peşindesin Sezai abi? Tamam, ben yine de anlatayım. Bunu bilmek senin de hakkın kızım. Nihayetinde oğlumun patronusun. Anlamadım, pardon. Anlamadım, pardon. Ya gördün mü? Seni bile nasıl şok etti? Bir de beni düşün. Baba yüreğim nasıl pır pır atıyor, anlatamam. Ya aman Sezai abi be! Sabah sabah kolonyalı mendil mi emdi? Senin kafan mı iyi? O kafa yapıyor muydu ya? Ben gençliğimde biraz... Kullanıyorum. Boş ver sen. Karıştırdın. Bana bak. Mektup gönderdi bir. Geçmişteki günahımın ekstresi yeni geldi elime. Üstelik asgarisini bile ödememişim. Bir oğlum daha varmış. Benzinlikte çalışıyormuş. Ne diyor? Kimmiş peki? Kim olduğunu ben o kadar iyi biliyorum ki. Tarihi bir ana tanıklık edeceksin şimdi. Babam ve oğlumdaki gibi bir sahne. Dikkatli izle. Yavrum! Deniz mi? Yok artık. Hayırdır Sezai abi? Yok ya. Yok bir şey. Öyle içimden geldi. Sarılayım dedim. Hadi siz işinize devam edin hadi. Sezai abi, sen Deniz'in babası olabilir misin? Yani emin misin bundan? Ya kızım güldürme beni. Başka kimin babası olacağım ya? Kartala bakıyorum, dedesinin arkasından Fatiha yerine Dale Dondale okumuş da çarpılmış gibi bir tip. Deniz'e bakıyorum, sanki benim flashback'im. Kesin onun babasıyım ben. Şimdi sana da mantıklı geldi değil mi? Yani anası Adriana Lima ise belki olabilir. Aynen öyleydi. Adriana Lima'nın 1987'deki halini düşün. Anası onun aynısıydı. Onun anasını... Sezai abi tamam ya. Ne yapacaksın sen şimdi? Ne yapacaksın şimdi değil. Ne yapacağız şimdi? Artık bu işi beraber halledeceğiz. Çak. Give me fire. Follow me. Kanka
Kanka arada sana da sanki baban gerçek baban değilmiş de hani yıllardır senden saklıyorlarmış. Bir gün bir yerden aniden çıkıp ben senin babanım diyecekmiş gibi oluyor mu lan? Yo birader, benim öyle saçma sapan triplerim olmaz. Bana öyle oluyor arada niyeyse ya. Mesela az önce öyle bir his doğdu içime. Allah Allah. Vesvese galiba. Felak nasıl okunuyordu la vesvese? Var ya mı Anadolu çocuğu Sezai, bağrı yanık Anadolu çocuğu.